Basketbolda kuralların çiğnenmesine faul adı verilmektedir. Oyun esnasında bir oyuncunun rakibine olan teması, rakip oyuncunun hareket özgürlüğünü bir şekilde engelliyorsa faul yapılmış sayılır. Faulün türüne göre cezalandırılır ve oyun devam eder. Teknik faul ise oyunun gidişatını engelleyen kural çiğneme şeklidir. Sadece iki oyuncu arasında temassız olarak gerçekleşmez. Aynı zamanda hakemlere, taraftarlara, komiserlere, yani oyun içindeki tüm aktörlere karşı sportmenlik dışı yapılan hareketler, söz ve jestlerdir. Oyunun dürüstlük ve adalet çerçevesinde oynanmasını engelleyen ve oyunu bozmaya yönelik bütün davranışlar teknik faul olarak adlandırılır. Temassız olarak gerçekleşen, oyunu bozan bütün hareketler hakemlerce belirlenir. Rakibi alt etmek, oyunu bozmak için yapılan tüm kasıtlı davranışlar olan teknik fauller, oyunda vakit kaybettirici davranışlardır ve seyirci nazarında iyi karşılanmaz, yapan oyuncunun da durumunu olumsuz etkiler. Bir oyuncu iki teknik faul ya da iki sportmenlik dışı faulle veya bir sportmenlik dışı faul ve bir teknik faulle cezalandırıldığında oyunun geri kalanından diskalifiye edilir. Teknik faul sonrasında oyun, serbest atışla ya da teknik faul çalındığında topun olduğu en yakın yerden topun oyuna sokulmasıyla devam eder. Ancak teknik fauller, diğer fauller gibi sayı avantajı sağlamaz ve oyuncuların davranışlarını kontrol etmelerinde teşvik için kullanılır. Basketbolun sportmen ruhunun korunması için teknik faul yaptırımları önem arz etmektedir.